Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısı ve yeni intromuzda karşınızdayım. Sevgili Evren kardeşime de teşekkürler intro için. Fenerbahçe Fatih Karagümrü ve karşısında duran hakemsel yapıyı 2-1 mağlup etti. Etti etmesine ama maçtan önce neler konuşuluyordu biliyor musunuz? Neler konuşulmuyordu ki? Ölüm kalın maç. Jesus gitsin. Ali Koç gitsin. Şu olsun bu olsun. Maç bitti hala aynı şey. Bir kısım taraftar ayrıldı diyor ki Bunlar bizi şampiyon yapmamaya yemin etmiş. Diğer kısım taraftar diyor ki şampiyon olsak da Ali Koç gitsin. Icardi'ye diye 150 bin TL para hediyesi e, şey para cezası kesilmiş. O, hocam aynısını o sayede yaptıydı. O sayıda, e, 3 maç yedi diye. Arkadaşlar şimdi bakın. P nokta nokta K of küfürü ile Icardi'ninki başka. Icardi'ninki sadece hırsızlıktan falan filan bahsediyor. Haddi olmayandan bahsediyor bir maç ceza yese yer. Yemesi gereken bir maç ceza. Onu söyleyeyim. Çünkü masa başı şu bu. Yemesi gereken bir maç cezaydı. İsa'nın e Jesus da aynı maddeden sevk edildi ceza yemedi. İsa e Jesus yedi zaten bir maç ceza. Jesus'un ceza yememesinin sebebi şu. oraya akılsız adamlar. UEFA organizasyonunda söyledi. UEFA organizasyonuna ceza veremez ki. Ama Türkiye Kupası da, Türkiye Ligi de, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kontrolünde. Ben şuna seviniyorum. Yani Galatasaraylı arkadaşlar tam fenerasyon diyorlar. Hop. Tam diyorlar ki PFDK üyeleri Fenerbahçe cübbesi giymiş. Ve daha da susmuyorlar. Artık yeter ya. Bak ben bir değil mi? O sayıya 3 maç verilmesi doğruydu. Orada köfür var. Ama Icardi'nin alması gereken bir maçtı. Ya ha bir maç almış. Ha almamış. Oyuncu belki de bir maç ceza alacağım diye. Arjantin'dedir. Belki gelmeyecektir. Belki sakatım diyecektir. Hani ben kendimi buna göre hazırladıydım diyecektir. O bunlara çok takılmayın. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin üstünü oynadıkça, oynadıkça, oynadıkça artık Fenerbahçeli olmayanlar da aynı şeyi söylüyor. Ulan yeter artık diyor ya. Ya yeter artık bir takımla bu kadar uğraşılmaz diyor ya. Ya inanın Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlar BN Sports aboneliklerini bitirme kararı almışlar. Bir çoğu yani birçoğu şey yapıyordur buna. Emin olun düşünenler de vardır aboneler. Çünkü ligde adalet kalmadı. Benim olva.com'daki köşe yazımı okudunuz mu arkadaşlar? Okumadınız muhtemelen. Ben kısaca değineyim. Daha ne kadar kirleteceksiniz? Fenerbahçe 3. operasyon. Aranızda birçok kişi bende dahil Survivor programını bir dönem izlemiştir. Ancak geçen seneki rezaletten sonra kanalı açasım gelmiyor. Hak edenin şampiyonluğunun elinden çalındığı ve hiç hak etmeyen birine şampiyonluğun hediye edildiği, rating atlı şeyin kullanıldığı yarışmayı bu sene açmaz oldum. Tek ben değilim eminim. Zira nerede bir haksızlık varsa Artık bıktık bu rezaletlerden ve tepkimizi de böyle ortaya koyuyoruz. Süperlik için de aynı durum. Diyorlar ki yayın gelirleri düştü, yayın ihalesi düşük fiyat veriyor falan filan. Sebebi ne? Ben söyleyeyim haksızlık. Kim şampiyon olursa bir araştırılıyor ki hakemlerin lehine hatalarıyla aldıkları puanlar 20 artı olmuş. Beşiktaş için 32 haram puandan bahsettiler. Hakem hatalarından fazladan 32 diye. Galatasaray için 24 falan. Başakşehir için 28 falan dediler. Sonra bunu tepkilerden sonra yayınlamaz oldular. Açın bakın arşivlerde vardır. Dün Fenerbahçe'nin 3. dakikada attığı golün faul verilmesi, Valencia'ya yapılan net ötesi net penaltının verilmemesi zaten her şeyin özeti. Diyeceksiniz ki Samet faul yapıyor. Şöyle söyleyeyim. O golü kara gümrük atsa. Ya yeminler ederek söyler misiniz hakem golü iptal ederdi diye. Eder miydi? Ya söyleyeyim. Galatasaray'da Beşiktaş bu gol atsa hakem iptal eder miydi? Asla. Adam kafa atan futbolcuya kırmızı vermiyor. Yumruk atana kırmızı vermiyor. Bu golü mü iptal edecek? Adana Demir Galatasaray maçında 3 tane net Galatasaray kırmızısını vermeyen offside tımsıcılar. Hani yani bunlar derken kimse bir şey beklemiyor. E sonra forması ayıp da bu ligi niye izlesin millet? Ne özelliği var? Hayır haksız rekabetten kim faydalanıyor? Ya aklı selim bir tek kişi çıkıp şunu diyemiyor mu? Kardeşim nereye kadar ya? Ya bu ligin böyle de oynanan ligin de futbolunda kalitesi düştü diye. Ya bu sezon herkes görüyor. Galatasaray şampiyon olsun diye herkes elinden geleni yapıyor ama yetmiyor. Maçta da rakip direnç gösterince fenerli misiniz deniliyor. Hakemlerin adil yöneti her maç sonu birileri çıkıp algıya devam ediyor. Hakemlerin her şeyi her türlü iftirayla susturuluyor falan derken bu çabalar bitmiyor bir türlü. Birileri sürekli Fenerbahçe'yi engelleme çabasına giriyor ama göz göre göre ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Ben şunu söyleyeyim Fenerbahçe bu sezon bilmem kaçıncı kez hakem operasyonuna kurban gitti. Sivas maçında yediğimiz kırmızıya rağmen 1-0 kazandık. İlk maç Ümraniye'nin attığı 3 golde sıkıntı beraberlik. Konya'da oyuncumuz haksız yere kırmızı 7-20'de 3 puanımız çalındı. Giresun maçında Pedro haksız yere atıldı. Verilmeyen penaltımız var. Kaybettik. Adana Demir deplasmanda 2 puanımız çalındı. Alanya deplasmanı hakeza. E bu maçta yaşananlar malum. Biz bunları yaşarken de rakiplerimizin daha doğrusu rakiplerimizin kollarcasına maç yönetimleriyle yarışta avantajlı durumda olmaları zirveye tutunmaları. Herkes bu kafayla gittikçe emin olun daha çok ağlayacaksınız ve daha çok ağlayacağız. Hep birlikte ağlayacağız. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı falan. Sezon sonunda takımlar futbolcu dahi transfer edemeyecek hale gelecek. Belki de bazı başkanlar cezaevi yollarına gidecek. Yaptıkları borçlardan. Ama bakalım sonuç ne olacak. Ben size şunu diyeyim mi? Bana şampiyonluk şansı soruyorsunuz. Yorumlarda görüyorum. Hangi açıdan soruyorsunuz? Bunu belirtin. Oynanan futbola göre mi? Ayak oyunlarına göre mi? Algıya göre mi? Kollamaya göre mi? Hakemlerin isteğine göre mi? Tehditlere göre mi? Şantaja göre mi? Neye göre? Şimdi maçının öncesinde Saadettin Saran'dan taraftara mesaj var dediler. Fenerbahçe eski yöneticisi Saadettin Saran. Fenerbahçe taraftarına yani seslenip diyor ki gün birlik olma günü diyor. Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi nedeniyle hani herkes üzüntüde hayal kırıklığına yaşıyor. Anlıyorum artık futbolda böyle şeyler olabiliyor. Futbolcuları yuhalamak hiçbir işe yaramıyor tam tersine zarar veriyor. Sezon devam ederken olacak iş değil. Gerçek taraftan futbolcuları yuhalamak değildir. Bu takım hepimizin. Fenerbahçe bu badireden de çıkar. Şampiyonluk şansımız halen var. Ayrıca basketbol olay bolda da güzel sonuçlar aldığını unutmayalım diyor. Hatırlıyor musunuz? Birçoğunuz bana şunu söylüyordunuz. Başkan umudumuz. Ya başkan umudumuz mu umudumuz değil arkadaşlar. Olay değil. Bu seviyeler almak. Bugün mesela zararlar açıklandı. Fenerbahçe'nin zararı açıklanıyor. Ya zarar. Zarar arkadaşlar. Mecbur zarar ediyor bu kulüpler. Çünkü gelir kalemi çok düşük. Bakın. Ligde adalet olsa. Basit, amiyane bir tabirle hesaplayalım arkadaşlar. Haksız rekabet ortadan kalksa. Herkes bir en sports abonesi olsa. 5 milyon tane abone olduğunu düşünün. 5 milyon tane. Ortalama 3 aşağı 5 yukarı. Türkiye'de hiçbir şey 100 TL'ye kalmadı. Ama 5 milyon abone. Ortalama bir fiyatta. Yani... 150 TL olsun. 150 TL'den üye olduğunu düşünün. Ayda 750 milyon TL para. Bunu 12 ile çarptığın zaman 9 milyar liralık bir havuz ortaya çıkıyor. 9 milyarı şu anki kur 20-21'de 20'den bölelim. 20 TL'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar ne çıkıyor ortaya? 450 milyon euro. Hadi ben ee üçte birini çaldım. 3 birini çaldım arkadaşlar. 150 milyon euro kalsın hadi. Yani geriye 300 milyon euro kalıyor. 300 milyon euroluk değere sahip olsa şu lig. 300 milyon euro dağıtılsam şampiyonun alacağı para en az 45-50 milyon euro, en az. ikincinin alacağı para en az 35-40 milyon euro. Ligdeki en dandik takımın bile alacağı para en az 15 milyon euro. Bütün takımlar nefes alır. Adalet olsa. Ama maalesef bu olmadığı için insanlar ya IPTV izliyor ya Selçuk Spor izliyor. Bunun da sebebi siz dersiniz. Peki hocam bu yoksa ne olacak? Augsburg Teknik Direktörü Enrico Massen, Mergin Berisha'nın ilgili kalıcı anlaşma yapacaklarını söylemiş. Berisha ile bir sonraki adım atmak istiyoruz demiş. Biliyorsunuz bizden kiraladılar. Ve kalıcı bir anlaşma yapacaklar diyor. Arkadaşlar Berisha'nın anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu iki şarta bağlı. Bir Fenerbahçe'nin e, sezon devam ederken şu kadar sezonun devre arasında şu kadar maddesine uymaları. iki Berisha'nın kendisiyle anlaşmaları. Belki de şöyle bir ihtimal var. Belki de Bayern Münih diyecek ki Berisha'ya gel ben seni transfer ediyorum. Fenerbahçe diyecek ki opsiyon ne kadar? Fenerbahçe diyecek ki Oğuzburg alsaydı opsiyon. Atıyorum kafadan. Yani uyduruyorum. 5.5'tu. Size 12.5. Şimdi Berisha da almak isteyen kulüp diyecek ki mesela opsiyon biz 4 milyon euro opsiyonu sosyal medyaya yaydık. Ne olacak bu biliyor musunuz? 4 Augsburg'a bırakana kadar diyecektir ki biz 5 verelim. 5,5 verelim futbolcuya da o Augsburg'un verdiği fiyattan fazlasını verelim. Berisha için %100 değil ama şunu söyleyeyim. 4 milyon eurodan bahsediliyor. 20 maça çıkmış. 24 yaşındaki futbolcu 9 gol 4 asist. Alman milli takımına da davet edildi. Önü açık. Bak Berisha konusunda kesin konuşmayın. Hiç belli olmaz bazı şeyler. Fenerbahçe'ye geri de dönebilir. Git anlaşma deriz. Biz seni garanti oynatacağız deriz. Hocam biz de böyle oynamıyordu. Sen böyle oynatmıyordun. Sen şu anda çift forvet sistemindesin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Dünkü Serdar Dursun yerine Berisha olsaydı gol atardı. tam aradığımız sistem bu sefer de futbolcu gönderdik. Bu da Fenerbahçe şeyi. Lamine Diak çok sordunuz. Mustafa Hoca yine bildi köşemizde bugün. MKE Ankara Gücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Lamine Diyak'ın Fenerbahçe ile ilgili iddialar hakkında konuşmuş. İstanbulspor'u 3-2 yeniyorlar, kritik bir 3 puan ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacaklar cumartesi günü. Hani hedefimiz üst sıralara tırmanmak diyor. Fenerbahçe maçında mağlup oldu. inşallah ondan sonraki maçları kazanmak istiyoruz demiş. Böyle dememişti. De i̇nşallah böyle demek istemiştir. İnşallah kaybederler bizi. Sonraki bütün maçlarını kazansınlar inşallah. Ya Ankara gücünü seviyorum ben ya. Ya bende rakip takım taraftarlarının bir tek Ankara gücünün forması var. Biliyorsunuz onda iyi olduğunu. Fenerbahçe maçında inşallah Fenerbahçe'ye iyi bir sonuç alır diyor. Değiştireyim. İnşallah Fenerbahçe maçı 1 0da olsa kazanır. Ee, Avrupa hedefi koymuştuk senenin başında ama bu, puan, bu hedefin 3 maç gerisindeyiz diyor. Türkiye kupasını almak istiyoruz diyor. Ee, Türkiye kupasında Fenerbahçe ile finalde oynamak istiyoruz diyor. Lamine Diyak'la ilgili opsiyon soruyorlar. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı ve geri alma opsiyonu var haberlerine diyor ki Diyak'la 4 senelik sözleşmemiz var. Mukaberesinde başka kulübe ait herhangi bir opsiyon kesinlikle söz konusu değil. Mustafa Hoca yine bildi köşesi. Yani Alisova başta olmak üzere Emre Kılıç, Gökhan Hakkan, Talyan, Antalyalı gibi önemli isimlerinde kiralık forma giydiği hatırlatılıyor. Kiralık olan ve sözleşme süresi sonracık oyuncularımız mevcut. Yerli ve yabancı futbolcularımız var. Yani Ankara gücünde Ankara'da olmakla mutlu olanlar var. Ali da dahil kiralık futbolcularımızın hepsi burada mutlu. Yine Sov'dan hocamızın isteği doğrusuna bu oyuncularımızın takıma kazandırılması falan filan diyor da. E, Tolunay'la maalesef kötüye gidersiniz ben söyleyeyim. Hocam iyi de Diyak'ı biz alıp satmadık mı? Aldık sattık evet. O kulüpten 250 bin euroya alma maddemiz vardı. 250 alıp 500'e sattık. Hocam 250 bin euro için değer miydi? Lan siz ne saçmalıyorsunuz? Kafayı mı yediniz oğlum siz? 250 bin euroyu bana verin değmezse. Bir bana atayım. Euro olarak değil. TL olarak da atabilirsiniz. Sıkıntı değil. Kafayı mı 250 bin euro mu olsun bugün yapacağım ilk iş gider. Kayseri'de villalar var. Ee, şeylik. Müstakil. Direkt villa satın almak. İlk işim. Yani varsa 250 bin euro çöp atacağız. Bana verebilirsiniz. Napoli'nin iki gözdesinden biri Arda Güler demiş. İtalya Serie A'da liderliğini sürdüren Napoli bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor demiş. Napoli'nin en büyük hedeflerinden biri Fenerbahçe ile Arda Güler. İkincisi Arda Güler. En büyük hedefi başka. En büyük hedefi başka. Yani iki, iki numarası Arda Güler. Bir numarası değil. Hocam kim ya? Allah'ını ya. Ya ne alanı hocam ya? Ee, Eren var isminde. Hadi bulun. İsminde Eren var. Şimdi Napoli olayı da çok güzel lan. Vallahi bak. Yanımız sıkılıyor. Tehlike anında camı kırmın butonu gibi bir şey. Yani İtalya git gittim bu adamlara elif elmas verdin tuttu. Kim minci verdin tuttu. Daha ne ya? Vallahi süper. Napoli onu bunu şunu alacakmış. 20 milyon euroluk bir bütçe ayırmış Arda Güler için. Barcelona'nın da ilgisi var diye. Barcelona önce bir aç karnını doyursun. Barcelona bu şeylere bayağı boğuşacak gibi de. Napoli bırakmak istemiyor diyor. Bu sezon 24 maça çıktı. 4 gol 4 asist kaydetmiş oldu Arda Güler. Ben şunu söyleyeyim Arda Güler'e böyle zor alırlar. Çok zor alırlar. Hocam Fenerbahçe'den kim gider? Fenerbahçe'de bir piyango var aslında. Çok büyük bir piyango var. Şimdi onu da kısaca değineyim. Vurur mu arkadaşlar piyango? Ağır bir sakatlık geçirdi. Ardından lisansı çıkarılamadı. Ve devre arasına kadar forma giyemedi. Bir çok söylenti oldu. Dediler ki işte Fenerbahçe çöp aldı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Hala da diyenler var. O da ayrı mesele. Ancak oyuncu devre arasında kiralandı. Şimdi kiralandığı kulüp de basitlandık bir kulüp değil. Ben de buna kızıyorum. Ya arkadaş, bakın. Her çiçek yani her çiçek her bahçede yetişmez. Hocam burumaya çiçek mi dedim? Yok, sana gübre dedim. Yani her çiçek her bahçede yetişmez. Buruma bizde tutmadı ama da tuttu. İnşallah daha da tutar. Hem de kütür kütür tutar. Çatır çatır tutar. Haşır haşır tutar. Kışır kışır tutar. Fışır fışır tutar. Yani 2023 Haziran'da bitiyor sözleşmesi. Ancak opsiyon maddesi var. Ne kadara? 4.250'ye biz aldık. Arkadaşlar bakın. Orucu ağzımdan yalan söyleyecek halim yok. Ben bir yerden duydum mu diyeyim, içime mi doğdu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama 5.5 milyon euro opsiyon var desem. Hadi lan oradan 5.5'a bunu hangi mal alır diyeceksiniz. Şimdi ben de diyeceğim ki 4250 yalan varsa 5.5'a da alan olur diyeceğim. Diyeceksiniz ki hocam sen Fenerbahçe'ye hakaret ediyorsun. Ezan okunuyor şimdi aziz Allah. Kısmı kessem mi ya? İnşallah bu kısım yorumlarda beğenirsiniz. Yani sonra beni Fenerbahçe düşman etmeyin. Ama haksız ama haksızın. 4 veren varsa 5.5'da veren çıkacaktır diye. Lan inşallah lan inşa inşallah, inşallah dinle, dua edin. Ramazan Ramazan. Abi adam 9 dik maçına çıkmış. 3 gol 2 asist. Hem de 446 dakikada. Yani 6 maça çıksa 540 dakika. Hocam niye 5 maçı hesaplamıyor? 450 yapar o daha kolay. Yok bir de şey de var. Portekiz Kupası'nda 74 dakika oynamış. 520 dakika. Ya 520 dakika oynamış diyeyim. Konferans Ligi'nde de 63 dakika oynar. 583 dakika. Yaklaşık buçuk maç oynamış. 3 gol 2 asist. Dehşetül vahşetül devasa. Müthiş. Enfes. Süper. Yani ya ya. Hocam Galatasaray iyi para kazandı ha. Aynen ya. 13 milyon euroyu aldılar. Piyasa değeri 2,5 iken. Bakın piyasa değeri 2.5 iken 13'e aldılar. Sotça da 1.9'a kiraladılar. Ki yıllık ücretinde Galatasaray ödemiş oldu bildiğim kadarıyla. Yani 0'a 0, a 0, a 0 a elde var 0. Leipzig'e 15'e sattılar. Yani 13'e alıp 2-3 yıl yıllık ücretini ödeyip 15'e sattılar. 2 milyon euro kar elde ettiler görünüşte. Leipzig de 15'e alıp 12'ye PSV'ye kitledi. PSV de bize 4.250'ye sattı. Böyle bir ee, kısmetli bir oyuncu diyeyim. Ama Buruma konusunda dediğimi unutmayın. Şimdi e, Buruma giderse bir şeyler hesaplanıyor. İkincisi Berisha. Ya Berisha'ya da 5.5'a gönderdiğinizi düşünün. Hadi 5.5'a hocam imkanı yok. Yani yanlış anlama. Tamam seni severiz, sayarız. Desen ki şu futbolcu şöyle desen kafamıza yatmasa da duyumlarına inanırız ama imkanı yok. İmkanı yok. Buruma'ya buçuk hiçbir mal vermez mi diyeceksiniz ama demeyin. Ya hadi Polian'ın oynayalım. 5.5'a buçuğa Buruma'yı kilitledim. 5 da şeyi kilitledim. Ya 4'e dörde, dörde Buruma'yı 4'e de Berisha'yı gönderdin. Tamam. 8. Ali Samadda. Samadda e, Tanzanyalı forvetimiz. Dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi. Şimdi de hastaymış paşam. 13 Nisan'a kadar hastaymış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hastalık dönüşü inşallah çatır çatır kütür kütür oynarsın. 6 milyon euroya bize saplanmış bize satılmıştı Aston Villa tarafından. Antwerp'e kiraladık. Şimdi de Genk takımında ve şartlı zorunlu satın alma opsiyonu var arkadaşlar. Genk kulübü Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse benim duyumlarıma göre 3 milyon euroluk opsiyonu var. 28 maç 4 gol 1 asist. Öyle her baba yiğit Belçika Ligi'nde bu kadar gol atamaz. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi futbolcuyu da kötülemeyin. Yani Genk takımı şu anda maç maçkolik şeyine göre, potasına göre 32 maç oynanmış, 34 maç gözüküyor 17, 18 takımlı ligde. Bir de bunların şampiyonlar grubu mu oluyor? Genk matematiksel olarak şampiyonlar ligi potasında bitirmiş oluyor arkadaşlar. Yani zorunlu opsiyon devreye girecek. 3 ondan 3 ondan şey 4 ondan 4 ondan 8 3 de bundan 11 milyon euro gelecek gibi düşünün. Hacı Ali Koç 11'e gider 11 tane çöp alır. Anladım ben bilmiyorum ben bir ben bir ah, ahlaklı konuşun be bir tevveli konuşun bir dürüst olun ya bir şeyler yapın ya. Fikstür genç takım bakın. İkinci Saint Julius takımı var. Ee, Allah Genk'in yolunu bahtını açık etsin. Anderlecht de kendi evinde oyuncaklar. Vurduğun gol olsun. Yediğin offside olsun. Genk takımı sonu K ile biten bu ha. Genk Başakşehir'in elendiği değil bu. Bu sonu K ile biten Saint Louis ve Antwerp çok iyi gidiyor. İnşallah birbirlerini kırarlar. Yani genç takım şampiyon da olsun. Yakışır bu takıma. Bunların şampiyonlar grubu mu oluyordu bir de ya? Yanlışım yoksa? Ya şampiyonlar grubu varsa var, yoksa yok. Ama iyi gidiyorlar. Allah kalan iki maçta da yolları bahttan açık etsin. Ben alacağım paraya bakarım bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yollarını ayırmayı planlıyorlar falan filan. 3 milyon euro adamlar için para değil. Şampiyon oldukları zaman zaten şampiyon olursa direkt gruba gidecekler. 25 milyon euro alacaklar. Hiç sıkıntı değil. Ben bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'den ilk ayrılığı açıkladılar desem yalan söylemiş olmam. İlk ayrılık Samat'ta. Bana söylenen duyma göre %100. İkinci ayrılık kesin olarak Berisha. Berisha'yı bize koklatmazlar. İnşallah üçüncü ayrılıkta vurum olur gibi en azından bu şekilde olur. Ee, arkadaşlar şampiyonluk şansı soranlar için de videonun başında ortalarında dedim yine söylüyorum hangi açıdan oynanan futbola göre mi ayak oyunlarına göre mi algıya göre mi kollamaya mı hakemlerin isteğine göre mi neye göre buna da siz karar verin. Kanalımıza abone olduğunuz için bu videoyu beğendiğiniz için e, ya da abone olup bu videoyu beğenirseniz size dua edeyim bir kardeşiniz olarak Allah ne muradınız varsa versin ne sıkıntınız varsa gidersin. Hocam ben zaten aboneyim bir de beğeni attım. Paşam zaten dua sana. Ben abone değildim. Yeni abone oldum. Dua geliyor mu? Geliyor. İyi tam. dua aboneliği geri çektim. O zaman ben de duamı geri çekerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.